Neden idare ediyorsun? Herkese merhabalar. Geçen gün Instagram'da bir tane post görmüştüm. Bu ODTÜ'nün kendi sayfasını paylaşmış olduğu bir paylaşımdı ve yeni gelen öğrenciler hoş geldiniz niteliğinde bir posttu ve altındaki yorumlarda hep şunu gördüm ki yeni gelen öğrencilerin bir sürü öğrenmek istediği şeyler olabiliyor ODTÜ ile alakalı. İşte merak ettikleri şeyler olabiliyor. Ben de kendim naçizane bir şekilde birkaç tavsiye vereyim, birkaç bir şeyler anlatayım tarzında bir video çekmek istedim. O zaman başlayalım. İlk olarak ringmedia.edu.tr diye bir internet sitesi var ve bunu kesinlikle öğrenmeniz gerekiyor. Çok güzel, okulu kazandınız, ODTÜ'yü kazandınız, gittiniz. Lakin kampüsü o kadar büyük ki zaten ilk başlarda çok az kişiyi tanıyorsunuz. Ve böyle hani her yere kendiniz de gitmelisiniz falan. Çok büyük bir okul var. Zaten oradan orayı keşfetmek için günde en az bir 15-20 kilometre yürüyorsunuz. Bu bahsettiğim sitede aslında bu sitenin amacı ring saatlerini öğrencilere vermek. Yani ringlerin saat kaçta nereden geçtiğini göstermek. Fakat bunu harita olarak da kullanabilirsiniz. Hangi bina hangi binanın yanında olaraktan bunu kullanabilirsiniz. Sonrasında zaten zaman geçtikçe yavaş yavaş arkadaş ortamınız oturuyor. Birlikte devrime gidip oturmayı, çatıdan yemek almayı, Sunshine'a gidip batak atmayı ya da kütüphanede sabahlamayı zaten öğreniyorsunuz. Gerçi kütüphanede sabahlama olayı biraz bölümde oluyor. Hazırlıkla pek olmuyor. Bu şekilde aslında okulu öğreniyorsunuz. Yani çok da korkmanıza gerek yok ama dediğim gibi başlarda böyle birkaç yardım aslında iyi olabilir. İkinci olarak hazırlıkta yatmayın arkadaşlar. Zaten ilk başta bir İngilizce seviyenize göre belirli kurlara yerleştiriyorsunuz. İşte elementary ya da upper olarak. Bunların aralarında da tabii kurlara gidebilirsiniz. Kurlara yerleştiriliyorsunuz. Fakat hangi kurda olursanız olun bence mutlaka İngilizcenizi bir şekilde geliştirin. İngilizce alt yazılı filmler izleyebilirsiniz. İngilizce kitapları okuyabilirsiniz. İngilizce konuşan arkadaşlar edinip onlarla konuşabilirsiniz. Yabancı arkadaş edinebilirsiniz yani. Bu tarzda şekillerde kesinlikle speaking'inizi geliştirmeye bakın. Kurunuz ne olursa olsun. Hatta İngilizceniz böyle ortalamanın bir tık altındaysa kesinlikle çok daha üzerine eğilmeniz gerekiyor. Repeat olmayın, repeat'e kalmayın. Yani senenizi tekrarlamayın. Çünkü bölüme geçtiğiniz zaman göreceksiniz ki aslında her şey çok daha farklıymış ve İçinizden keşke sınıfta kalma hakkım bölümde kullansaydım tarzında bir şey söyleyebilirsiniz. Bu yüzden repeat'e kalmayın. Güzel güzel profunuza girin. Derslerinizi geçin. Hazırlığı geçin. Hazırlık çok mükemmel ötesi bir sene. Çok güzel değerlendirin. Evet, şimdi böyle çalışın falan demişken kesinlikle kendinizi öldürmenize gerek yok. Daha zaten üniversiteye yeni başlıyorsunuz. Keşfetmeniz gereken yepyeni bir şehir, yepyeni bir okul var, yepyeni bir ortam var. Bunları kesinlikle gidin ve hepsini keşfedin. Özellikle topluluklara katılın. Üçüncü tavsiyem olarak topluluklara mutlaka katılın. Kendinize göre bir tane topluluk mutlaka bulursunuz. Çünkü o kadar çok topluluk var ki yani yer altından, su altından tutun dağcılığa kadar işte kitap okumayı seviyorsanız kitap topluluğu, dans etmeyi seviyorsanız eşli danslara gidebilirsiniz. Çok fazla topluluk var. İşte insanlara yardım etmeyi seviyorsanız, sosyal olarak paylaşmayı seviyorsanız Lodos topluluğu, AGT tarzı topluluklara gidebilirsiniz. Bir sürü işte kurs alabilirsiniz. Yine enstrüman çalmak istiyorsanız vesaire vesaire. Bir sürü topluluk var. Ve bence mutlaka en az bir iki tanesine katılın. Çünkü zaten dediğim gibi hazırlıklısınız. Bölüme daha geçmemişsiniz. Hem burada böyle bir tık da arkadaş ortamı edinmiş olursunuz. Çok yeni farklı insanlar tanırsınız. Hem de kendinize çok fazla şey katarsınız. Zaten ben bu tarz şeylerin dersleri çok fazla engellediğini düşünmüyorum açıkçası. Hatta bence daha da fazla böyle katkısı bile oluyor olabilir gerçekten. O yüzden topluluklara katılın. Dördüncü tavsiyem olarak da aslında bu tavsiye bayağı şiddetli bir tavsiye. 100. yıl grubuna katılın. Zaten mutlaka hani bunu ODTÜ kazandıktan ve okula başladıktan sonra mutlaka yaparsınız ama öncesinden hani kaydolabilirsiniz. Zaten oraya mutlaka kaydolun. Çünkü mesela orada hani çok fazla şey paylaşılıyor insanların arasında. İşte ev tutmak istiyorsanız kiralık ev bulabilirsiniz. 100. yıldan hayvan sahiplenebilirsiniz. Yani kaybolan kimlik kartlarınızı bulabilirsiniz. Benim kimlik kartım, öğrenci kimlik kartım kaybolmuştu ve oradan mesela paylaşmışlardı. Bu tarz şeyler bulabilirsiniz. Kitapları, yani okulun kendi kitapları, orijinal kitapları çok pahalı oluyor gerçekten. Ve bunları hani bir tık daha indirimli olarak öğrencilerin kullanmış olduğu kitapları denk getirebilirsiniz. Ve bu arada özellikle hazırlık kitaplarını, Morturit ve Languishery kullanıyorduk biz. Onları gerçekten orijinal fiyatları çok çok pahalı ve Olgunlar diye bir yer var Ankara'da ki mutlaka neden duyarsınız.
Bence oradan edinebilirsiniz onları da. Bu arada ODTÜ'nün kendine ait çok farklı bir kültür var. Bunu zaten okula girdikten sonra çok daha rahat göreceksiniz. İşte herkesin birbirine hocam demesi, yani yemekhane personellerinden tutun, dolmuş şoförlerine kadar herkesin birbirine hocam demesi. Otostop kültürü çok yaygın bir kültür. Hani 7-24 nerede olursanız olun sizi mutlaka hani birileri alır arabasına ve gerçekten bunu çok güvenilir bir şekilde arabalara binebilirsiniz. Hani gecenin yarısı bile olsa mutlaka birileri durur ve sizi alır. Onun dışında okulda şenlikler oluyor. Her ne kadar bu son zamanlarda şenliklerin günü azaltılsa da okulda şenlikler oluyor ve bu onun ortamı gerçekten çok daha farklı. İşte konserler, ondan önce devrimde oturma. Bunlar çok arkadaşlar değişik kültürler ve gerçekten siz onlar okula girdiğiniz zaman böyle iliklerinize kadar yaşıyorsunuz. Ve mesela birileri sorduğu zaman hani şöyle bir şey var. Şimdi ODTÜ çok hani zor bir üniversite gerçekten. İşte bölüme geçtikten sonra bunu çok daha iyi fark ediyorsunuz zaten. İki midterm, bir final olayı, işte sürekli sınavların olması, hocaların zorlaması, bir yandan derslerin bir yandan zor olması, bir yandan tüm derslerin %100 İngilizce olması vesaire, böyle o kadar zorlarken gerçekten ODTÜ'yü sevmeyen ODTÜ'lü o kadar azdır ki bunu gerçekten insan hissedemiyor. Hani bilmiyorsunuz neden sevdiğinizi çok fazla ama böyle orada bir ruh var sizi çeken, böyle sizi kendi evinizde gibi hissettiren bir ruh var. Ve bu ruh siz okula girdiğiniz andan itibaren böyle tüm benliğinizi sarıyor ve artık böyle orayı böyle eviniz gibi benimsiyorsunuz ve gerçekten oradan ayrıldığınız zaman o kadar özlüyorsunuz ki hani çok kısa bir süreliğine bile ayrılmış olsanız o kampüsten o kadar özlüyorsunuz ki. Evet, bunlar benim söylemek istediğim şeyler. Siz de eğer bir şekilde bu videoyu izlerseniz, bir şekilde karşınıza çıkarsa ve ekstradan sormak istediğiniz ya da ekstradan söylemek istediğiniz, hani ODTÜ öğrencisisinizdir, tavsiye vermek istiyorsunuzdur. Ekstradan böyle vermek istediğiniz tavsiye varsa onları aşağı yazabilirsiniz. Ya da işte kafanıza takılan, yeni başlayacaksınızdır, benim anlatmadığım şeyler kafanıza takılmıştır. Bunları da sorabilirsiniz eğer bir şekilde videoma denk gelirseniz. Hepinizi çok 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 öpüyorum. Kendinize iyi bakın.